Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Gördüğünüz üzere zorlu dar yolların bulunduğu bir yer var. Oradayım şu anda. Ford F-Max'ımı aldım. Şu şekilde göstereyim F-Max'ımızı da. Gördüğünüz üzere yolu da şöyle göstereyim. Gideceğimiz yol güzergahı bayağı bir uzun. Yollar bayağı bir dar. Sokaklar falan bayağı bir dar. Yolculuğumuza başlayalım. Umarım eğlenceli, zevkli bir yolculuk olur. Zor bir yol bizi bekliyor ama hadi bakalım hayırlısı. Buradan arabamızı çalıştıralım. Böyle bir boşta bir gaza basalım biraz havada olsun. Şöyle parklarımızı yakalım. Vitesimizi alalım. Gördüğünüz üzere bayağı bir dar bir yol. Sıfıra sıfır gideceğiz neredeyse. Taşları falan görüyorsunuz zaten. Şu an siz hissetmiyorsunuz ama direksiyonda yollardaki bütün sağ ısıntıyı, bütün sağa sola geçtiği taşları falan her şeyi hissediyorum arkadaşlar. Şu kasisten geçelim bakalım. Şöyle yapalım biraz. Şöyle gördüğünüz üzere yolumuz bayağı bir dar. Zaten mod olarak yüklü bu. Harita haricen bir DS falan değil. Mod olarak yükleyebiliyorsunuz haritayı. Fren biraz sert basıyor sanki ama. Freni biraz kısalım şuradan. Frenleme şiddetini şöyle biraz düşürelim. Şöyle bir deneyim. Aynen. Direksiyon komple bütün hassasiyeti veriyor şu anda. Oo, çok fena sarsıyor. Tümseklerde biraz yavaş gitmem lazım sanırım. Bakalım bu yolu bir defa gittim ben bir kısmına kadar. Şu an hep birlikte gidelim tekrardan. Bayağı eğlenceli. Abi ne yapıyorsun, yola atlıyorsun? Kasislerde yavaş gitmekte fayda var. Direksiyonu bayağı bir sarsıyor çünkü. Şu şekilde geçelim. Oh, efsane ya. Şu ağaçlık bulunan arazinin içerisinde hareket etmek, araç sürmek bayağı bir eğlenceli arkadaşlar. Burası da otobüs garajı büyük ihtimal. Evet, en zorlu yere geldik. Burası biraz sıkıntılı. Ben burayı daha uzun olan bir tırım vardı. Onunla dönmeye çalıştım. Dönemedim ama. F-Max'la deneyeceğiz bir. Yolu şöyle de göstereyim hatta. Döner mi, dönmez mi? Vallahi silme dönüyor şu anda gördüğünüz üzere. Şu şekilde de gösterebilirim hatta. Şöyle göstereyim. Mekan bayağı bir dar. Yolun dönüşünü görüyorsunuz zaten. Şu an hemen hemen silme dönüyor yani tırımızda. Şurayı bir
Dönelim bakalım. Sürtmeyecek şekilde şuradan. Tümseğimiz de vardı, onu da geçtik. Şuradan devam edelim. Ford'un F-Max'ı da modlu arkadaşlar. Hani merak edenler varsa. F-Max'ı da ben modlu seviyorum zaten. Yani modlu seviyorum derken F-Max'ın modunu seviyorum daha doğrusu. F-Max bayağı bir güzel oluyor çünkü. Millet genelde Scania, DAF, işte Volvo tarzı araçlar tercih ediyor ama ben Ford'un F-Max'ını çok ayrı yerde tutuyorum. Ya çok da ayrı seviyorum yani. F-Max bayağı bir güzel çünkü. Benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Motor sesi olsun, aracın iç dizaynı olsun. Oo, çok sarsıyor ya. Direksiyonu çok sallıyor arkadaşlar. Siz oradan hissetmiyorsunuz ama ben kasislerden geçerken fark ediyorum yani. Ciddi anlamda bir sallantı var. Stabilize yolda çok bir sıkıntım yok şu anda ama bu yoldan çıktığımda, örnek veriyorum, normal bir yere girdiğimde, işte yolun böyle sınırından az bir dışarı çıktığım zaman bile sallantıyı hissediyorum yani. Buralara araç park edilir mi ya? Vallahi park etmişler. Yapacak bir şey yok. Ağaca vuracağız şimdi. Sokaklar bayağı dar, gördüğünüz üzere. Ama mekan güzel. Biraz da trafik kalabalığı olsaydı aslında. Ama o zaman hiç gidemezdik bu yolda ya. Bu yolda ne ekmese trafik yok. Sadece park etmiş araçların biraz engel olması var. Onun haricinde çok fazla bir sıkıntı yok. Ama yer güzel. Yollar bayağı bir iyi. Aracımız yolların maşallah bütün sarsıntısını alıyor şu anda. Çamurlu mekandan geçiyoruz. Dere yatağı gibi olmuş ama. Biraz yavaş gitmekte fayda var sanırım. Tümsekleri görebiliyorsunuz zaten. Şöyle ağaçlara doğru yanaşalım biraz. Bura bayağı bir sıkıntı ya. Yani resmen silme geçeceğiz buralara arkadaşlar. Yolun sarsıntısına göre direksiyon da sertleşiyor işin açığı. Gitmeye çalışıyoruz bakalım. Babacığım, sen de oraya mı park ettin? Helal olsun. Burada bir kasis var. Geç bisikletli abi.
Kanalın bulunduğu yerleri görüyorsunuz. Bayağı bir dar. Sokaklar bayağı dar zaten. Ama manzara güzel. Benim hoşuma gitti. Evlerin bulunduğu yerler, ağaçlık arazinin bulunduğu yerler. Araçları biraz daha içeri park edemezler miydi acaba ya? Araçları bayağı bir dışa park etmişler. Şuradan bir pencereyi kapatalım. Bayağı bir uzun. Ama bir o kadar da eğlenceli. Dar yolları görüyorsunuz zaten. Mekan bayağı iyi ya. Hızlı gitmenin üzerine dereye girdik bir daha. Dere yatağından çıktık. Sabze yola girdik. Bak yoldayız. Direksiyonu fena sallıyor şu anda. Çok fazla bir sarsıntı var direksiyonda. Az buz değil yani. Pencereyi biraz açtık ama geri kapatalım. Bayağı bir ses yankı yapıyor ya camı açtığım zaman. Rotterdarımız da var, sıkıntı yok. Burası bayağı bir yokuş. Buraya çıkabilirsek iyi. Hadi F-Max. Benim yüzüme kara çıkarma aslanım. Sen buraları tırmanırsın ya. Hey, bak. Oy 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 oy. Tampon az bir şey çiftirdik herhalde. Yolun engebesi belli.
Bayağı bir zorlu bir yol ama ha. Yani eğlenceli falan ama yine de şu yolun şu karmaşasına bakınca bütün detaylar düşünülmüş ama. Yoldaki tümsekler, virajlar, dönüşler, ormanlık arazi. Direksiyonu zaten anlatmaya gerek yok. Direksiyon bütün hassasiyetle bütün sarsıntıyı alıyor şu anda. Yani simülasyondan ziyade gerçekçi kullanım keyfini şu an veriyor açıkçası arkadaşlar. Freni tam ayarlayamadım ama o da yine de güzel. İyi kötü şu anda ayarını tutturabildim. Lastiklerden yavaş geçelim. Şehir içinde var ya. Şehir içinde bu şehir giriş çıkışlarına koymuşlar bu lastikleri. Başka bir yerde yok yani. Yalnız F-Max'ımız çok güzel ya. Ben bayılıyorum bu arabaya. Normal Scania'dan, DAF'tan, Volvo'dan ve diğer araçlardan daha çok hoşuma gidiyor benim. DAF dedik. Bak DAF var Scania'nın. Kasasını, dorsesini taşıyor şu anda. Şu az bir sarsıntı bile bak bayağı bir sallıyor şu anda. Yine bir dar viraj ama yine ilk döndüğümüze göre biraz daha geniş. Şu taşların sarsıntısını bile alıyor bakın arkadaşlar. O yüzden bayağı bir güzel yani. Oyunda emeği geçen herkese teşekkür edelim. Bak sarsıntıyı görüyorsunuz. Hiç frene basmadım. Taşlara basıyormuş gibi oluyor ama yolun güzergahı gördüğünüz üzere bu şekilde mecburen basıyoruz. Şöyle biraz sağ kenardan gitmeye çalışacağım. Lastiklere de bayağı bir zarar veriyor bu. Şöyle geçelim. Burayı da geçelim. Aynen biraz sollu gidelim. Sol taraf biraz daha yumuşak çünkü. Sarsıntılarını aldık. Ne yapıyor burada? Vallahi süper park etmiş yani yolu komple kapatmış. Tırımızı biraz yavaşlatsak iyi olacak. Çok dehşet sarsılıyorum çünkü. Kenardan gideyim dedim ama kenar da bayağı bir sallıyor. Az buz değil yani buradan bakınca. Taşlı yolda bitmeyecek anlaşılan. Böyle iyice yavaşlasam.
taraf biraz daha az sarsıyor. Bunu da biraz sağ yapalım. Sarsıntılı yol bitmeyecek galiba. Daha biraz yoldan çıkıyoruz ama olduğu kadar artık. Frene bastım zaten, basacağım burada. Bayağı bir taş var ya. Az buz değil ha. Yani yolun bu kısmını geçtiğimi hatırlamıyorum zaten. Bu kısmını beğenmedim açıkçası. Biraz fazla yol ortasında taşlar var. Ne güzel gidiyorduk ya. Doğa harikası dar yollarımızda. Hop 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 hop. Taşlar lastiği patlatır vallahi. Taraftan da soldan gidelim biraz. Şuradan devam edelim. Şehir yerleşiminin bulunduğu yerdeyiz şu anda. Yolumuz hala bitmedi, devam ediyor. Bakalım bu yolun sonuna kadar gideceğiz. Ne kadar yol gelmişiz ona da bakalım. Batank'tan bu yarıya kadar gelmişiz. Daha şuraya kadar yolumuz var. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Çünkü bu yolu bayağı bir merak ettim ben. Şu taşlı yerin sarsıntısını saymazsak yol bayağı güzel arkadaşlar. Uzun bir yolculuk ama bayağı eğlenceli. Radarımız çalışıyor. Sıkıntı yok. Nasıl bir dönüş ya? Maşallah. Yayla yollarına benziyor. Yol efsane yalnız ya. Bir de Ford'la beraber gidiyoruz ki bu yolu. F-Max. Max bayağı güzel gidiyor. Bu abiyi sollayabilir miyiz? Aslında sollarmışız. Yol bayağı bir müsaitmiş. Yol bu arada tersten akıyor farkındaysanız.
çünkü yabancı bir haritanın mapindeyiz şu anda. Allah, araba geliyor. Allah, şöyle bir tarımız var herhalde. Güzel ya bu yol. Bu yolda bir de normal araçla geleyim ben. Daha hızlı olur, daha seri olur. Mustang'la, Skoda'yla, Mercedes'le. Herhangi bir araçla da geleyim bu yolu, değil mi? Sadece tırla bu yolu yükümüzle gelmeyle olmaz. Bayağı eğlenceli ya. Doğa harikası. Tek yön. Şu an geliş gidiş var Allah'tan. Şehirler arası ana yolda gidiyoruz. Doğayla iç içe ama. Bu hoşuma gitti. Bu yolu aşırı şekilde beğendim ben. Mikser jeep fazla çıkmadı şu an. Gitmeyelim, dönemeyebiliriz bir yerden sonra. Tavla falan atar mağazadan. Abi sen çok aşırı şekilde yavaşlattın ya. Sollamaya çıkmasaydın. Ve kendine gaza yaptıracak, bak vurduracak bana kendine. Darmış yol. Yalnız arazi bayağı güzel. Doğayla iç içe bir yolda gidiyor. Tam şeritte dönemedik ama ne güzel. Yolun inişleri, çıkışları, dönüşleri bayağı bayağı güzel ya. Burada sollama yapmayayım. Biraz frene basalım. Riskli bir yer çünkü. Burada sollayabilir miyiz? Deneyelim. Denemeyelim, araba geliyor. Nasıl korkuttun beni ya? Her an araç gelecekmiş gibi hissediyorum ama bunu da geçemiyorum. Bu da biraz ağır gidiyor. Otobüsçü abi sen bir geri kal şöyle, seni bir geçelim.
kardeşlerini de bir geçelim şöyle. Ya yol çok manyak bir şey ya. Buna bak. Dümdüz araziye verdi şu anda. Baksana ya. Efsane bir araziden çıktık. Şu an gidiyoruz. Bayağı bir hızlandım ama ha. İnşallah çarpmam. %20 falan değil yani, 140-150 falan yaptık herhalde şu an. Tahminen. Geçtik. Ben çok milime milimine geçtim ha. Yolun güzelliğine bak ya. Yapma, yolun güzelliğine bak dedikten sonra gelen sarsıntı. Güneş fena vuruyor ama. Şöyle yapalım biraz. Kardeşim bu yol niye bozuldu? Yine. Yine derken yani taşlık bir araziden geçtik ya, onun gibi bozuldu şu an. Allah! Tren yolu muydu o? Vallahi tren yoluydu ha. Jet gibi geçtim ya. Bir an fark etmedim. Yani aşırı hızlıydım ha bir de. Cidden tren yolu olduğunu fark etmedim yani. Selamünaleyküm. Tabirine izmeyelim. Bu yol bayağı sarsıyor ya. Yapma. Sağa sola bakacağız diye. Kardeşim bak ya, gaza bas. Ya yoldan çekil, bir karar ver ya. Sollayamadım da bak seni. Vallahi sollayamadım adamı ya. Ama yol bayağı güzelmiş ha. Ya şu sarsıntılar falan neyse de. Haritayı beğendim. Ben burada biraz oynarım gibi. Gel şöyle bir geçelim silme. Karşıdaki aracımızı da silme geçtik zaten. Bunu ortalayalım da yolun sarsıntısını yarı yarıya alalım.
Güzel bir yola geldik yine. Normal araç olmasa, tır da olsa iyi gidiyoruz ya. Yükümüz var abi bayağı. Yolda ister istemez dolduracak mecbur. Yokuş bayağı var ya. Hadi aslanım çık bakalım bu yokuşta. Şuradan bakalım ne kadarlık bir yolumuz var. Daha bir süre daha yolumuz var. Saat kaç? Saat 3. İspanyacı abi kusura bakma, seni biraz durdurduk ama. Doğa çok güzel ya, baksana şuna. Şurada oturacaksın, mangalını yakacaksın. Bayağı güzel ya. Bu haritayı paylaşacağım arkadaşlar linklerde. Buraya kadar izleyip takip ettiyseniz linklerden haritayı bulabilirsiniz. Bayağı güzel bir harita çünkü. Herkese de tavsiye ederim yani. Fena vuruyor ya. Burada bir su molası verelim ya. Bir bardak bir su içmek istiyorum arkadaşlar müsaadenizle.
Vallahi ben yolun kenarına durdum ama hani size engel olmamak adına hata mı yaptım acaba? Dur, şöyle durmaya çalışacağım. Tamam, geçebilirsiniz ya. Engel olacağım bir şey yok size. Şuradan kusura bakmayın, bir bardak bir su içeceğim. Çayımız burada, suyumuz da burada. Dilim damağım kurudu. Molamızı verdik nasılsa ya. Yani otobüsçü abi, neyi bekliyorsun anlamadım. Bunu mu istiyorsun yani? Evet, suyumuzu içtik. İndirelim. Uzunu yakayım mı yakmayayım ya? Selektör mü yapar? Uzunu yakalım ya. Hava karardı. Gece yolculuklar daha güzel oluyor. Kusura bakmayın, herkesten özür dilerim. Bir bardak bir su molası verdik. Dilim damağım kurudu çünkü. Sabahtan beri o hem oynuyorum hem konuşuyorum. Bu yolu sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Çünkü bu yolu çok merak ediyordum ben. Uzun. Bilmiyorum ya, araçları gösteriyor ama. Yakayım ya, başlayacağım. Yakayım bir yansın mı diğer derken cümleyi de telaffuz edemedik. Pencereyi açsak bu sefer de çok motor sesi geliyor. Bayağı bir virajlı yol. Hop, ne yapıyorsun? Oy. Ne yaptın sen ya? Üf. Vallahi silme kurtardı, billahi silme kurtardı ya. Arkadaş, adam beni görmedi mi acaba sollamaya çıktığımı? Nasıl korktum ya? Ya böyle milim milimine kurtardım herhalde ha. Çarpıyordum yani bildiğin. Karşı şeride geçtik, doğru ya. Adam durdu, Allah var. Yani yolun kenarında durdu. Eyvallah kardeş. Vallahi razı olsun. Bize kalsa biz gelir sana çarpardık. Bu arkadaşımız bizi bayağı bir yıprattı yani açıkçası.
sonra biraz mola verelim mi? Benzin alalım bir. Ne kadarlık bir benzin alacak bakalım. Yol sanırım burada bitti. Şuradan devam edeceğiz de. Bir mola verebileceğimiz bir yer yok mu acaba ya? Ona bir de araba tamir etme. Yani aracın tamirlik bir şey var mı bakalım. Yine de tamir edelim. Yani şu sokak lambasının oraya geleyim bir. Aracı park edip de dinlenebileceğimiz bir yer yok mu? Yani şurası park diyor ama. Dur bakalım. Araç park yeri değil ya, motor falan park ediyor buraya. Buraya ben nasıl park edeyim? Tamir etmek değil, hemen aracı park edip dinlenmek istiyorum ama. Araç parkı yok burada. Ya sonra da okumuyorum ama bildiğiniz araç parkı yok yani. Buradan baktığımız zaman bu yolu kullanacağız görünüyor. Yol nasıl bir yol ya? Bu yol bildiğin tren yoluna benziyor. Hep bize karanlıklarda denk gelir zaten böyle yollar. Yavaş. Tüm uzunları falan yakayım ya komple. Yani şu yola baksana abi. Oy 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 oy. Tırın içi çok sıkılıyor bana. Sağa sola çıkayım desem yok, daha fazla zıplayacak. Gaza az basayım desem dinlenme tesisi yok ya, onu anlayamadım ben. Normalde şöyle bakınca aslında burada dinlendirmesi lazım bizi de.
karanlık ya. Önümü zor görüyorum ha. Ya aşırı sekiyor yani bu yolda. Şu an direksiyon bile aşırı şekilde sallanıyor yani. Bak da o seni sallanışa bak. Daha dorsiyonun üstünden göstermek bile istemiyorum. Deli dehşet sarsılıyor şu anda araç. Yani lambadan da anlayabiliyorsunuz. F maksima verdiğim zarara bak ya. Oy 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 oy. Yoldan bir anda çıktık. Yağmur eksikti zaten bu yolda. Bu yol zaten çamur ya. Kardeşim zaten çamur çamur. Yani bu yolda zaten araba kullanmak sıkıntılı. Bir de yağmur yağdı vallahi. Süper iş. Sileceğe direksiyonu ayarlamamıştım. Ne oldu? Kardeşim siz yolu niye kapattınız? Motor mu yarıştırıyorsunuz burada? Vallahi bunlar burada motor yarıştırıyor galiba. Biz bayağı bir yol gelmişiz ya. Aracımı göremiyorum ya, şöyle ışığın altına alayım bari de. Bayağı bir yoğun. Işığın da tam altına durduk ha. Sileceklerimiz çalışıyor, yağmur yağıyor. Bizden bugünlük bu kadar. Yağmurun altına da park ettik aracımızı. Şöyle ışığımızın da altına koyduk. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Yolumuz bayağı bir uzundu. Bayağı bir dar yollarda, dar sokaklarda, yağmur, çamur, virajlı, dönemezli, bayağı sıkıntılı yollardan geldik ama bayağı eğlenceliydi. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.